Dedim yeter artık, canıma tak etti, boyatacağım saçımı. Buranın alışveriş merkezleri çok dağınık ve kalabalık. İşte aldım kahvemi, boyatmadan bir gün önce saçlarımın gözüme güzel görünmesi. Bir yandan da Call of Duty oynuyorum. Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün birazcık bu şekildeyim çünkü bugün kuaföre gidiyoruz, saçlarımı boyatacağım. Uzun zamandır saçlarımı boyatmak istiyordum biliyorsunuz ama ya param olmadı ya da zamanım olmadı, ikisinden birisiydi. Şimdi artık dedim yeter artık, canıma tak etti, boyatacağım saçımı. Hele de yaza girmeden önce boyatmam gerekiyor diye düşündüm. İlla neden yaza girmeden önce oluyor bilmiyorum ama neyse, şimdi kuaföre doğru gidiyorum. Bugün kuaför kombinim de bu şekilde. Bu renk pantolon, şöyle ayıcıklı tişört ve üzerimde bu gömlek. Bu gömleği gömlek olarak değil, daha çok ceket olarak kullanıyorum. Çünkü hava birazcık soğuk. Ama ısınırsa da çıkartırım altımda. Tişört var zaten. Neyse. İnşallah kuaförde böyle güzel video çekebilirim. Çünkü hep böyle hevesleniyorum. Sonra video çekemiyorum. Ay, hadi bakalım, çok heyecanlıyım ya. Hiç beklemediğiniz bir saç çıkacak benden bu sefer. Gerçekten hiç beklemediğiniz bir renk. Ay. Bu arada sabah yogaya gittim. Oradan çıktım işte. Direkt böyle saçımı, makyajımı toparladım. Ve hemen evden çıktım. Saat 12 falan oldu. Kuaför çok uzak değil. Yürüme mesafesinde. Oraya kadar böyle yürüyerek gideceğiz. Kuaför işi bittikten sonra bir de tırnaklarımı yaptırmam gerekecek sanırım. Uzun zamandır yaptırmıyordum. Dümdüz sadece manikür yaptırıp çok açık bir renk oje sürüp bitirmeyi düşünüyorum. Bakın, iki gündür çok yağmur yağdığı için ve dün gece büyük bir fırtına çıktı. Hem su seviyesi yükseldi hem de suyun rengi bulanıklaştı. Havanın kötülüğüne bakar mısınız? Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama böyle tek başıma kuafördü, ondan sonra işte nail arttı, hastaneydi, böyle bir yerlere gidince böyle çok kalbim güm güm atıyor. Sanki ne olacaksa. Hani bu bir tek Kore için geçerli değil. Türkiye'de de öyleydim. Mesela işte call center'ın herhangi birisiyle telefonda konuşacağım. O telefonda hani müzik çalıyor ya, ben böyle heyecandan böyle konuşmayı falan unutuyorum. O şekilde heyecanlanıyorum. Siz benim bu kadar rahat konuştuğuma, video çektiğime bakmayın. Böyle şeyler de inanılmaz böyle güm güm. Kalbim hiç durmadan atıyor. Ay, şu anda da çok heyecanlandım. Evet, kuaföre geldim şimdi. Yukarı doğru çıkıyorum. Az önce kuaföre gittim ama tam öğlen arasına denk geldim. Yarım saat sonra açacaklarmış. O yüzden ben de alışveriş merkezine geldim. Yoga taytı bakıcıyım. Bir tane daha. Ay, sürekli yoga malzemesi alma huyu çıktı bende. Ne yapacaksam böyle. Alışveriş merkezini artık ezberlediniz zaten. Şimdi ilk müşteri olarak, zaten burayı saat 12'de falan açıyorlar. İlk müşteri olarak ben giriyorum. Evet, ateşimi ölçtüm. Şimdi tight katına gidiyorum. 5. kat falan. Şu an zaten giriş yaptığımız kat 3. kat oluyor. Bunun altında 2 kat daha var. Oraya gideceğim işte. Ya biliyorsunuz yogaya gidiyorum ya, haftada 4 gün gidiyorum artık. O yüzden de böyle her gün aynı şeyleri giymek olmuyor. Özellikle üstüm çok az. Bir tane üst, bir tane de tight bakacağım. Benim en sevdiğim marka da yukarıda. İşte Chexy Mix'i mi ne, öyle bir marka var. Şu şarkıcı Jessie'nin şey reklamını yaptığı. Çok hoşuma gidiyor oranın tightları falan. O yüzden hep oradan alıyorum. Saçlarımı da kusuruna bakmayın. Düzelecek. Yarım saat sonra başlayacağız. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama buranın alışveriş merkezleri çok dağınık ve kalabalık. Mesela mağazalar böyle yol üzerinde. Yoga kıyafetleri de şurada. Ben bu mağaza değil, bunun bir arkasında kalana gidiyorum genelde. Çok şaşıracaksınız ama beğendiğimin renkleri ve bedenleri vardı. Tuhaf bir şekilde, normalde olmaz. Bu arada benim en sevdiğim mağazalardan birisi de burası. Çok tatlı ve sade renkte kıyafetler var. Şunlar da çok güzel, renkleri özellikle. Şimdi de Starbucks'a gidiyorum.
bir adet kahve alacağım ve birazcık oturduktan sonra da artık şeye gidebilirim, kuaföre tekrar gidebilirim. Bu arada içerisi çok sıcak, dışarının havası güzel ama içerisi inanılmaz sıcak. Yürüyen merdivenler burada. Buradan aşağı ineceğiz. İneceğiz. Eve gidince size taytlarımın şovunu yaparım diyeceğim ama söz vermiyorum. Belki yapmaya da bilirim. O anki ruh halime bağlı birazcık. Buradan bir kat aşağı indiğimizde Starbucks var. Çok fazla yolu uzatmadan, başka coffee shoplar aramadan direkt oraya gideceğim. Alacağım. Bu arada saate de bakmamız lazım, biliyor musunuz? Şimdi ben saate hiç bakmıyorum ama 12.39 olmuş. Ben kahveyi alayım gideyim diyene kadar vakit gelmiş olur. Birazcık da geç gideyim de işimi garantiye almış olurum. Evet, işte aldım kahvemi ve yavaş yavaş sallana sallana gideceğim. A few moments later. Lahana bebek gibi sardılar beni, bakar mısınız? 1, 2, 3 böyle. Biraz uzun sürecekmiş. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama Mina'ya inşallah yetişirim. Öyle umut ediyorum. Netliyor mu beni? Evet. Boyatmadan bir gün önce saçlarımın gözüme güzel görünmesi. Hatta saniyeler önce filan. Bunu하고는 누게 이제 밑에랑 색깔을 맞추는 거예요. 이제 나중에 색깔을 입혀줘야지 이쁠 거예요. 너무 브릿지 머리는 노래가지고 별로 안 돼. 참았다 가져가지고 머리를 입혔는데 그거는 하면은 머리 많이 잘라야 되는 거예요. 그래서 들어가지고 파마해서. 네. 근데 또 파마도 잘 안 먹는 머리라. 해봤어요 파마? 아니요. 안 해봤어요. 네. 기본적으로 해봤어요. 파마는 이렇게 라면 머리 아니고 그냥 여기만. 아, 잘해줬대. 아, 저 말도 잘하네. 엄청 잘해요. 아니, 모르는 거 없어. 본인, 본인. 아, 저, 본인. 저요? 아. 나 엄청 잘하네. 3년 이제 지났어요. 그래도 어렵죠, 아직도? 너무 어려워요. 네. 모르는 단어가 너무 많아서. 계속 공부해야 돼. 많이 대화하고. 재밌을 것 같아, 이렇게 배워가면서 막 하면. 아, 처음에 재미있긴 있는데 지금은 재미없어요. 재미없어요? 네. 아, 한국말 배운 다음에 영어를 깜빡했어요. 아. 이제 영어 못해요. 아, 진짜? 네. 지금 외국 사람들 저한테 영어로 뭐 물어보면 제가 한국말로 대답해요. 아, 오늘 코로나 때문에 가보지 못해서 어떻게 해, 집에? 지금 코로나가 우리나라는 난리 났어서 아, 진짜? 못 가겠어요. 네. 하루에 2만 명인가? 3만 명인가? 그렇게 나와요, 확진자. 지금 식구들은 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 다행이네요. 바나바큰. 저 길긴 çalıyorum şu anda. şimdi benim saçımın şu uçlarında renk var ya, onunla burayı eşitleyeceğiz. Daha sonra da aralarına sarı renkler atacağız. Güzel olacak eminim. Bu sefer çok umutluyum çünkü kocam yanımda yok. O yanımda olduğu zaman saçlarım tek renk oluyor ve çirkin oluyor. Bir yandan da Call of Duty oynuyorum saçlarımın boyası bitene kadar. Birinci oldum. Goblin'in gelini benim. Şu yanımdaki şempanze ne yapıyor acaba? Şimdi böyle bir alete şey yaptılar. Bu alet sanırım boyanın biraz daha hızlı olmasını falan sağlıyor. İkizinden beri bilmiyorum artık. Bundan sonra bana helikopter gizem diyeceksiniz. Şu anda ikinci katı sürdüler. Şöyle bu saçlarımı şuradan alayım. Heh. İşte böyle görünüyorum. Şimdi bu renkle şurası aynı olacak. İnşallah. Alerjim mi var ne, çok kaşınıyor saç diplerim. Kaşık kaşık. Evet, saçımın ilk rengi bitti. Böyle oldu. Thank you.
Evet, ara renkleri de attılar. Artık bundan sonra bana folyo gizem diyeceksiniz. Of, çok heyecanlıyım. Umarım beklediğim gibi bir saç olur. İnşallah. Lütfen Allah'ım. Lütfen. Ve şu kaşlarımı soracağım ya. Kaşım siyah kaldı. Çok siyah kaldı. Bunu acaba sarıyla mı açtırsam, şu renkten mi desem? Durun, bir dakika soracağım onu da. Evet, pervaneliğe devam ediyorum gördüğünüz üzere. Şimdi buraya sarı renkleri şey yaptılar. Şimdi kaşlarımı da söyledim. Onu da boyayacak. Ay, ben de kamerayı tutmayı bilmiyorum ha. Neyse. İşte böyle devam ediyor. Şu arkamdaki şu şey çok tatlı değil mi, şu şey? Şöyle yakalıyorum. Tamam. Evet, bir de böyle göstereyim kendimi. Hep aynadan gösterdim. Şimdi kaşlarımı 14 ile boyayacaklarmış. Ay. Eve giderken eğer vaktim kalırsa bir de şey alacağım. Normal şu saç rengimden boya alacağım. Evde kendim boyamaya devam edeceğim ama buradan çıkarken şey olsun istedim, yani güzel dursun istedim. O yüzden şey yapıyorum tekrardan. Kaşlarımı da boyattım. Bundan sonra bana kaşsız gizem değil. Ay, çok güldüm şu anda kendime. Ama gülemiyorum da, kahkaha atabilirdim ama atamıyorum. Bakın, bu arada renk dönmeye başladı. Gerçi siz tam göremezsiniz ama bitene kadar size göstermek yok. Tipime bir bakın Allah için. O kadar kaş boyamamışlar ki, kaşımı boyar mısınız diye söylediğim zaman biraz böyle şaşırdılar. Dedim, baksana dedim, uydu mu bu saçta bu kaş şimdi? Şeye benzedim dedim, çok çikin oldum dedim. O da öyle yapalım madem dedi. Pervane de hala tepemde. Bir an önce bitsin. Çok merak ediyorum nasıl olacak. O yüzden aslında bu kadar çok acele etmemin sebebi. Gençler, size son kez göstermek istiyorum. Bunu bir kez daha boyayacağız ama şu kısmı özellikle çok hoşuma gitti. Eve gidince size daha net göstereceğim. Şimdi mor şampuan almaya gidiyorum. Evet, şu anda eve geldim. Durun, ışığı açın. Evet, şu anda eve geldim ve saçlarımın son durumu bu. Ben aslında bu rengi istememiştim ama benim saçım bildiğiniz üzere altı farklı renk, üstü farklı renkti. İlk önce onu birbirine uydurduk. Sonra benim istediğim rengi elde edebilmek için üstüne şöyle bildiğiniz gibi rengini açtık. Aslında fena durmuyor. Beğendim ben kendimi birden eve gelince. Bir hoşuma gitti nedense. Mor şampuan aldım ama yapsam mı yapmasam mı kararsız da kaldım. Tek sorunu şu üst kısmı arkadaşlar. Bu üst kısmı. Bir hafta sonu bir kez daha boyamamız gerekiyormuş. Onun dışında ben renge bayıldım. Şu an bana çok yakıştı. İnanamıyorum, bana sarı renk yakışabileceğini tahmin bile edemezdim. Wow. Evet, taytlarımı da size göstereyim. Bir tane siyah aldım böyle. Gördüğünüz üzere. Siyah bir tayta ihtiyacım vardı. Çünkü dışarıda falan da giyiyorum. Bu arada şu kısmı birazcık kısa. Normal şeye göre, tayta göre. Bir de bunun aynısını bu renginden aldım. Şöyle bunu da göstereyim. Çünkü benim böyle bu rengin aynısından yarım bir üstüm daha var. Şu şekilde, bu ikisi takım olsun diye bu şekilde aldım. Bunu da göstermiş oldum. Neyse arkadaşlar. Yeni saçlarım ve ben bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar, size söylemem gereken ufak bir şey daha var. Bunlardan birincisi de bu saçlarımı sizden böyle bir hafta, iki hafta falan saklayamam. O yüzden bu videoyu diğer bütün videolardan önce atacağım. Daha sonra önceden çekmiş olduğum videoları atacağım. Yani saçın yine eski haline döndü falan demeyin. Stokta bir sürü videom var ama henüz atmadığım için onları bekletiyorum. Bu videoyu da bugün editlerim. En geç yarın, salı günü veya çarşamba günü yayınlamış olurum. Şimdiden size iyi seyirler.